Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Tek seferlik yardım başvurusu nasıl alınır? Kimlere verilir? Tek seferlik yardım ne kadar? Tek seferlik yardım başvurusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Maddi sıkıntı çeken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere sunulan bu yardım Adından da anlaşılacağı gibi sadece bir defaya mahsus olarak verilir. Depremzedeler başta olmak üzere ekonomik durumu iyi olmayan ve ekonomik zorluk çeken ailelere tek sefer ödenen bir yardımdır. Bu yardıma başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Başvuru yapan kişilere yardım yatırılmadan önce yetkililer tarafından detaylı bir inceleme yapılır ve daha sonra uygun görülürse yardım kişiye ulaştırılır. Tek Seferlik Yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan güncel yardımlar arasında yer alır. E-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardıma başvuru yapmış olan kişilere 2000 TL ile 15000 TL arasında bir ödeme yapılır. Tek seferlik yardım kimlere verilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından durumu iyi olmayan yoksul ailelere verilen tek seferlik yardım aşağıdaki şartları sağlayan kişilere verilmektedir. Afetzedeler, yetim ve öksüzler, hane halkı geliri asgari ücretin altında kalanlar, yaşadığı ev hasarlı olanlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından devamlı yardım alanlar. Tek seferlik yardım başvurusu nereye yapılır? Tek seferlik yardım başvurusu işlemini yaşadığınız ikamete en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte e-devlet üzerinden de bu yardıma başvuru yapabilirsiniz. Tek seferlik yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat gittikleri zaman başvuru formunu doldurarak kısa süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Tek seferlik yardım başvurusu nasıl yapılır? Tek seferlik yardım başvurusu ikametgah adresinize en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat gidilerek başvuru yapılan bir yardım türüdür. Ancak e-devlet üzerinden de başvurular kabul görmektedir. E-devlet üzerinden tek seferlik yardımına başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr sosyal ekonomik destek ön başvuru linkine tıklayıp online olarak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet üzerinden de tek seferlik yardım başvurusu yapan kişiler başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır. Formda kesinlikle doğru bilgiler beyan edilmelidir. Tek seferlik yardım nereden alınır? Tek seferlik yardım başvurusu yaparak bu yardımı almaya hak kazanmış kişilere ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında IBAN bilgilerini veren vatandaşların ödemeleri banka hesaplarına otomatik talimatla gününde gönderilmektedir. Tek seferlik yardım ne kadar? Tek seferlik yardımın ne kadar olduğu her aile için değişiklik gösterir ailenin genel gelir durumu ve hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak genellikle ödemeler 2000 TL ile 15000 TL arasında yapılır. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.